Değerli hobidaşlar, herkese merhabalar. Bugün videomuza Astrolab civcivlerle başlayalım dedik. Civciv büyütme kafesindelerdi, buzdolabında biliyorsunuz. Durumları iyi değil. Yani sebebini bilmiyoruz. Biraz dışarı çıkardık, yemeyemiyorlar. Çok zayıf düşmüşler. Büyük ihtimal fazla ışığa maruz kaldılar. Farkındaydım. Biraz ihmal ettik bu lohmanların yüzünden. Hala gidip geliyoruz, oraları düzenledik. Bitmek üzere. Artık orada da artık video çekeceğiz. Şimdilik civcivlerimiz güneşlensinler. Akşama kadar burada kalacaklar. Ondan sonra tekrardan kafesi alacağız. Veyahut bunların yerini başka bir tarafa alacağız. Şöyle gerçek konumuza dönelim. Değerli takipçimiz Abdullah Kanıcı kardeşimiz suluklar hakkında bir video istemiş. En kullanışlı, en sağlam hangisi diye. Bugün bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Şu anda bizim elimizde 6 çeşit suluk sistemi var. Birkaç çeşit daha var ama o elimizde yok. Biz sadece kendi elimizde olanlara göre değerlendirme yapacağız. Eksi ve artı yönlerini tek tek size anlatmaya çalışacağım. Bu arada gördüğünüz gibi tavşanımız en geniş hazneli suluğu tercih etti. Tavuklar da bu suluğu tercih ediyor. Hepsinin sebebini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu arada örnek veriyorum, şu damacanadan memnun olan dostlarımız olacaktır. Bundan memnun olan dostlarımız olacaktır. Bundan da memnun olacak dostlarımız olacaktır. Bu tamamen tercih meselesi. Herkesin kullandığı suluğa saygı duyuyoruz. Biz 6 çeşit kullandık. Hepsini tek tek anlatacağız. Siz karar vereceksiniz hangisini kullanmak istiyorsanız, ona siz karar vereceksiniz, onu kullanacaksınız. Şimdi biz şu anki Hector grubumuzun suluğunu inceleyelim. Şimdi dostlar, Hector grubumuzun suluğunu görüyorsunuz, yeri de görüyorsunuz, akıtıyor. Hemen diğer öbür taraftan daha yakından inceleyelim bu suluğumuzu. Şimdi suluğumuz genel olarak, yani aerodinamik yapısı çok iyi, sağlam görünümlü bir suluk. Eksi yanlarını söyleyeyim, şuralardan uzun bir aradan sonra, bir yaz bir kış geçirdikten sonra şuralardan özellikle hayvan pençeleme içgüdüsü, yani eşeleme içgüdüsüyle şuralara vurduğunda veya buraya vurduğunda şuradan su kaçırıyor veya pençesini buna vurduğunda şu, bakın şurada şey var, diş var. Bu dişten atıyor. Ondan sonra bu ürün bozuluyor. Bizim geçen seneki ürünümüz bozuldu. Bunun aynısıydı. Şunun aynısıydı. Hemen diğer sisteme geçtik. Görüyorsunuz. Şu anlık onda bir sıkıntı yok. Sağlamlık bakımından, yani ikisi eşit derecede. Ama hayvanlar kolay su içimi açısından bu suluk daha iyi. Bunu hem içme konusunda hem de çabuk bozuluyor diye bunu biz tercih etmiyoruz dostlar. Bunu biz eleyeceğiz. Gördüğünüz gibi de her taraf ikinci kattaki Behlül ile Bihter'in suluğunu göstereceğim. Geçen gün satın aldığım suluğun aynısı. Şöyle kamerayı çevireceğim. Umarım görüyorsunuzdur. Belki de karanlıktır, kusura bakmayın. Böyle bir suluk aldık. Bunun da çalışma mantığını size yanına giderek açıklayayım dostlar. Behlül ile Bihter'in suluğu bu dostlar. Şurada görüyorsunuz bir yay var. Suyun ne kadar dolacağını şurada bir somun mu dersiniz, vida mı dersiniz, aparat var, şöyle çeviriyorsunuz. Bunun şamandıra ayarını siz yapıyorsunuz. Gayet güzel, sağlam bir ürün. Biz bunu tercih ediyoruz. Aslında bunu mecburen tercih ediyoruz. Bu tarz veya bu tarz ürünlerde biz bunu tercih ediyoruz. Diğerlerini tercih etmiyoruz. Sebebini söyleyeyim. Bu hem ayarlanabilir olması, mesela bunda ayarlanma yok. Az önceki Hector grubunun suluğu
ayarlanabilir değil ama bu ayarlanabilir. O yüzden biz bunu tercih ediyoruz. Bunu tercih etmiyoruz. Şimdi bunları niye tercih etmiyoruz? Onu size anlatayım. Şimdi bu çok yer kaplıyor. Yoksa en memnun kaldığım suluk bu. Sebebini söyleyeyim. Dostlar, buradaki bütün sulukları yan yana koyun. Tavuklar susuz olsun. Tavukların tercih ettiği suluk bununla bu. Sebebini söyleyeyim. Şimdi haznesi geniş olduğu için hayvan kana kana gagası, ibiği, kafası hiçbir yere değmeden bunu içebiliyor. Bunu da içebiliyor. Bunu da içebiliyor. Hayvan bu üçünü tercih eder. Bu ve benzeri muslukları asla tercih etmez. Hayvan mecbur kaldığı için bunlardan içiyor. Ya niye bunları tercih etmez? Şimdi hayvan buraya kafasını koyuyor. Gagasına bura değiyor. Alt ibine burası değiyor. Kafasına burası değiyor. Ve şöyle kafayı dik değil de 90 derecelik açı değil de yan koyarak araya girerek, yani şöyle mantığını bir dakika şöyle ayarlayayım. Şimdi hayvan bu kafa olsun, direkt kafasını koyamıyor. Şöyle yan koyuyor. Yan içiyor. Yani rahat içemediği için normalde hayvan bunu tercih etmiyor. Mecburiyetten bunu tercih ediyor. Yoksa bu üçünü, bir dakika kamerayı ayarlayayım, özür dilerim. Yoksa bu üçünü tercih eder. Şimdi gelelim bu üçüne. Bunu eliyoruz. Niye eliyoruz? Çok yer kapladığı için bunu eliyoruz. Yoksa mükemmel bir ürün. Yine bunu da hayvanlar bacağıyla, ayaklarıyla eşeleyeceği için, eşeleme içgüdüsüyle bunu da pisleteceği için bunu da eliyoruz ve çok yer kapladığı için bunu eliyoruz. Bunu, yani en sorunlu ürün bu diyebilirim. Hemen size sebebini söyleyeyim. Şimdi bunu normalde bu endüstriyel çiftçi üreticiler kullanıyor. Şimdi bunu böyle kaldırdık diyelim. Bakın şu anda kaldırdık. Yerden kaldırdık. Şuradan buraya hortumu koyuyorsunuz. Sistemini söyleyeyim. Hortumdan su geliyor, aşağı geliyor, geliyor, geliyor. Buraya doluyor. Burada suyun ağırlığı oluştuktan sonra bakın şurada şamandıra sistemi var. Bakın kaldıracağım, o kalkmıyor. Gördünüz mü? Şu anda kesti. Yere değdirdim ve geri içine girecek. Bakın açtı. Şimdi biz bunu böyle kaldırdığımızda hafif olursa su içine dolacak. Ağırlaştıktan sonra şamandıra suyu kesecek. Yalnız tavuklar eşeleme içgüdüsüyle buna da pençelerini vurduğunda şuradan bakın gördünüz mü? Çıktı. Buradan çıkacak. Ağırlık olmadığı için şamandıra aktif hale gelecek. Kümesinizin her tarafı su olacak. Az önce Hector grubunun kümesinin su olduğu gibi, kümesinde olduğu gibi. Bunu kesinlikle biz tavsiye etmiyoruz. Hepsini kullandık. En çok memnun olduğumuz ürün bu. Ama çok yer kapladığı için bunu kümesin içinde kullanmıyoruz. Sadece dışında kullanıyoruz biz bunu. O yüzden bundan sonra en mantıklı ürün şu. Bu ürün. Biz bunu kullanacağız. Sebebini söyledim. Ayarlanabilir. Şamandırası var. Yani su haznesinin içine ne kadar su dolacağına siz karar veriyorsunuz. Bu bence gayet güzel, mantıklı bir şey. O yüzden mecburen biz bunu tercih ediyoruz. Bir de endüstriyel çiftliklerde şöyle bir şey var. Bir dakika da olsa kamerayı sabitleyeceğim. Ondan sonra size anlatacağım. Hatta ön kamerayı alayım dostlar, bir saniye. Dostlar, bir de endüstriyel suluklarda şöyle bir sistem var. Şunu şuradan çıkarayım. Şimdi şurada tavuklar şuraya dokunduğunda buradan su geliyor. Tavuklar şuradan damla damla suyu içiyor ve bu tasvip etmediğimiz bir şey. Örnek veriyorum, siz susazdınız. Suyu damla damla içmek var veya koca bir bardakta kana kana içmek var. Tavuklar kana kana içmek isteyeceği için bunu pek sevmezler. Daha sonra yine şurada bir aparatı var. Şöyle duruyor bakın. Şöyle duruyor. O aparatın içine de buradan düşen damlalar orada birikiyor. Tavuklar oradan da içiyor. Hatta şu anki resimde gördüğünüz sistem. Biz bunu hiç tasvip etmiyoruz. Çünkü damla damla su içmesi bence tavuklar için
Kötü, ben tasvip etmiyorum dostlar. Yani siz olsanız, hayvanların yerinde siz olsanız, bence siz de kullanmazsınız, kullanmak istemezsiniz. Hayvancağızlar mecburiyetten kullanıyor. Bir fincandan su içmek var, bir de büyük bardakta su bardağında su içmek var. Siz hangisini tercih edersiniz? Düşünün, ona göre karar verin. Şöyle ön kameraya alayım. Evet dostlar, özetleyecek olursak bizim tercihimiz bu veya bu. Bu ikisi de olur dostlar. Ama bizim her kümesimizde farklı bölmeler olduğu için ve yerimiz dar olduğu için, bakın dostlar, gördünüz mü? Hayvan gitti, onu seçti. Diyeceksiniz ki abi bunda su yok diyeceksiniz, ondan tercih etmiyor. İnanın olsaydı, hepsinde olsa yine onu tercih ederiz. Zaten öbürlerinde su var, gördünüz. Hemen gitti, ona gitti. Niye? Hem suyu görüyor, su haznesi büyük ve çok rahat su içebiliyor. O yüzden bunu tercih ediyor. Yani Abdullah kardeşim, bizim tercihimiz, favorimiz bu. Ama kümeslerimiz dar olduğu için ve büyük bir iş kaybı, iş gücü olacağı için, iş gücünden dolayı ve kümesimizin dar olmasından dolayı biz bunu tercih etmiyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Sebebi ne? Ya sebebini söyleyeyim. Şimdi bizim 5-6 gözümüz var. Şimdi her 6 göze bundan koyup her gün bu suyu tazelemek var. Veyahut şöyle bir tank yapıp hortum vasıtasıyla şunlara suyun gelmesi var. Ben şu suyu 40 gün önce koydum. Yani az önce baktım, yarımın yarısı olmuş. Yani şurada falan su. 40 gündür ben kümeslerime, hayvanlarıma su koymuyorum. Kendileri otomatik suluktan içiyor. Ama böyle ne olacaktı? Bu 19 litre. Bu 19 litre bittiğinde yaklaşık 10 günde biter dostlar. Her bir grubumuzun 6 tane kümesimize tek tek bunları koyacaktım. Bu da bir işçi kaybı. Yani ek bir iş istiyor. İş kaybıdır. Zamanınızdan çalıyor. Zamandan çalmaması adına biz tank koyduk. Tankımızın ucuna da bu veya bunu bağladık. Ama bizim tercihimiz Budur. budur. Dostlar, umarım size faydalı olmuşumdur. Kusura bakmayın. Belki biraz anlatamadım. Bir kusurum olduysa affola dostlar. Yavaş yavaş kameraya ısınmaya başladım. Gün geçtikçe daha da güzel olacak. Evet, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.